Merhaba arkadaşlar, Orkide Rüyam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle orkidelerimde saksı değişimi yaparken hangi toprağı kullandığımı ve içine neler koyduğumu göstermek istiyorum. Orkide değişimi yaparken normal aldığımız orkide gübresi, çam, çam ağacından olan kabuklardan bir miktar kullanıyorum. Daha sonra bunun içine evde kırdığım yumurtaların kabuklarının iç kısımlarını yıkadığım yumurta kabuğu ilave ediyorum. Ve ben bunun içine mangal kömürü ilave ediyorum. Mangal kömürü toprağın daha iyi havalanmasını ve çiçeğin mantar oluşumunu engelliyor. Daha sonra ben buna bir yemek kaşığı kadar, bir saksı için ben bunları veriyorum ölçüleri. Bir yemek kaşığı ponza taşı ilave ediyorum toprağın havalanması için. Ve bir miktar kendi topladığım ağaçtan yosun. Siz bunu çiçekçilerden de alabilirsiniz. Bunları koyuyorum, karıştırıyorum bir güzel. Şimdi güzel bir toprak elde ettim. Çiçeğimizin köklerinin güzel gelişimi için tabii ki toprağının da güzel bir karışımdan oluşması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, ben bu saksıyı daha önce kullandığım için güzel bir yıkadım, temizledim. Bunun dibine kil bilyesi de kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Kil bilyesi de kullanabilirsiniz. Elinde olmayan, normal ben bunları sokaktan topladığım küçük taşlar. Saksının en altına drenaj oluşturması için kullanıyorum. Fazla suladığınız zaman, ilk bakan arkadaşlar bilemedikleri zaman, tabii saksının dibinde daha su kaldığı için bu sefer kök çürümelerine sebep oluyor. Bu da orkide kaybına neden oluyor. Ama siz bu şekilde yaparsanız elinde kil bilyesi olan en alt dibine şu şekilde bir sıra kaplayacak şekilde kil bilyesi uyguluyoruz. Olmayan normal taş da kullanabilir. Ben elimde olduğu zaman yapıyorum. Olmadığı zaman taş da kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu kullanıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Gösteriyorum. Şöyle. Sonra bu karışımı yaptığımız toprağa şöyle bir sıra orkidemizi ilave ediyoruz. Benim çiçeklerim şu an hepsi çiçekli olduğu için saksı değişimi yapamıyorum. Ama size hangi toprağı kullandığımı göstermek için bu uygulamayı yapıyorum. Çıkardığım saksısından güzel temizliyoruz kök kısmını. Lavaboda bir güzel yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra biraz bir kurumasını bekliyoruz. Yarım saat kadar orkidenin yaprak kök kısmının. Daha sonra bu hazırladığımız, şu şekil hazırladığımız kısma oturtturuyoruz orkidemizi. Kenarlarına tekrardan mangal kömürü uyguluyoruz. Birkaç tane mangal kömürü, birkaç tane kil bilyesi. Bu neden? Çünkü orkidemizin toprağının içinde daha çok sıkışmamasını, köklerini ve hava almasını, hava alan köklerde de mantar ve çürümeye sebep olmaz. Bir de saksımızı şu şekilde delikler açıyoruz. Böyle uyguluyoruz. Aynı bu şekilde ekiyoruz. Bir de çiçeğimizi şöyle göstereyim ben size. Ektikten sonra ekim işlemini bitirdik. Çiçeğimizi şu şekilde en üst kısmına bir sıra yosun ekliyoruz ki çiçeğimizin altında oluşturduğumuz drenajla yukarıdan yaptığımız yosun arasında daha çok çiçeğimiz nemli kalacak ve köklerin istediği zaten nem orkide çiçeğinde. Çiçeğimiz daha nemli kalacak toprağa. Şu üst kısmı da gün içinde baktınız elinizle ellediğiniz zaman çok kuru olduğunu görürseniz mutlaka gün içinde nemlendirin. Bu şekilde aktif kökler çok güzel gelişir çiçeklerinizde. Ben çiçeklerime bu uygulamayı yapıyorum. Bu toprağı kullanıyorum ve çok memnunum. Yumurta kabuğu, ponza taşı, yosun, mangal kömürü, normal yoldan topladığımız küçük taşlar dibine ekleyebilirsiniz drenaj oluşturması için ve kil bilyesi kullanıyorum. Çiçeklerimde gördüğünüz gibi çok güzel. Şu anda değiştirmeme sebebim, size ekimi gösterememe sebebim, orkidelerim şu anda bazıları daha tomurcuklu, bazıları çiçekli. Ben çiçekli olduğu zaman kesinlikle çiçeklerimde saksı değişimi yapmıyorum.
Bir de çiçeklerimizi şöyle göstereyim ben size. Çiçeklerimizi gün içinde nemlendirdiğimiz zaman, fıs fıs yaptığımız zaman mutlaka şu orta taç yaprağından su geldiği zaman kontrol edelim. Bir peçete yardımıyla alalım. Bu gözden kaçmış. Tabii ki o kadar çok orkidenin içinde. Şu taç yaprağının su gittiği için orta yaprak kurudu. Çiçeğimde böyle sararmalar oluştu. Ama çiçeğimin yapraklarında yumuşama olmadığı sürece değiştirmiyorum. Çiçek kendisini yenilemek amaçlı tekrardan çiçek sapından keyki verdi. Keyki hem daldan verebilir orkidemiz, hem de şu şekilde gördüğünüz gibi kök kısımdan yeni bir keyki verdi. Çiçeklerimizin yaprakları yumuşamadığı sürece saksıları ellemeyelim, değiştirmeyelim. Saksı değişimi her çiçeği yaptığımız zaman 6 ay geriye atar. Daha zor adapte olduğu için orkidemiz hem zaten bir değişime uğramış, bozulmaya gidiyor orkide. Bir de siz onun yerini değiştirdiğiniz zaman toparlaması daha uzun sürebilir. Hatta kayıplar da olabilir. Onun için ben orkidelerinde yapraklarında yumuşama olmadığı sürece saksı değişimi yapmıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten orkidelerim köklerden, dip kısmından kök vermese bile üst kısımlarından mutlaka kökler verecektir. Bu kökleri de diğer videomda gösterdiğim gibi size günlük muskül ve yumurta suyunu da bunları da fıslatıyorum ki bakın en uç kısımları ne kadar aktif, ne kadar canlı orkidenin. Bu şekilde oluşu orkidenin güzel besin aldığını gösterir. Çiçekleri daha parlak. Zaten çiçeklerimi görmüşsünüzdür. Bu benim yaptığım, size anlattığım şeyler 7 senede tecrübeyle öğrendiğim şeyler. Kendi uygulamadığım şeyleri asla sizlere söylemiyorum. Çünkü orkide gerçekten artık pahalı bir çiçek. O yüzden sizin de orkidelerinizi kaybetmenizi istemem. Çünkü kendim sevdiğim için gerçekten insan çok üzülüyor çiçeğini kaybettiği zaman. Arkadaşlar benim kullandığım karışım bu. Yeni bir orkide kanalım olduğum için bana eğer abone olursanız çok sevinirim. Tekrar sizinle daha farklı videolarda, daha güzel videolarda tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı, iyi, mutlu günler diliyorum hepinize. İyi günler.